Arkadaşlar merhabalar ben Selman bu videoda sizlerle kumaş oyuncu koltuğu X Prime Cool'u inceleyeceğiz. Doğrusunu söylemek gerekirse oyuncu koltuklarına karşı bir ön yargım var. Bunun en temel sebebi de hepsinin neredeyse deriden yapılması. E deri özellikle sıcak havalarda, yaz aylarında bayağı bir terletme problemi yapabiliyor. Sırtınızda, kalçanızda uzun süreler oturursanız, oturduğunuz yerde nemli bir ortamsa, bir şehirse, hele ki klima vesaire yoksa bayağı boncuk boncuk terlemeye başlıyorsunuz ve bu hem size rahatsız edici bir his veriyor hem de koltuğun ömrünü kısaltıyor. Dolayısıyla deri koltuklar olabildiğince tercih etmemeye çalıştım bu zamana kadar ve sanıyorum benim gibi düşünenler için X Prime kumaş oyuncu koltuğu yapmış Cool isminde ve gerçekten benim de hoşuma gitti. Cool bir görüntüsü var açıkçası. Elbette siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Farklı tasarımlara sahip modelleri de var X Prime'in. Açıklamalar kısmında eklerim. Bu koltuğu da incelemem için bana gönderdiler. Kendilerine de teşekkür ederim. Şimdi koltuğun teknik özellikleriyle başlayalım. Ardından deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Koltukta kullanılan kumaşa birinci sınıf Euro kumaş olarak adlandırılmış web sitesinde. Kaliteye baktığımızda hissiyatına baktığımda gerçekten güzel hem konforlu hissetmenizi sağlıyor hem bence daha nefes alır yapıda ve şık da gözüküyor. Kullandığım süre zarfında kesinlikle bir terleme problemiyle karşılaşmadım veya konforsuz hissettirmedi. Koltuğun konforuna da geleceğim birazdan elbette. X Prime Cool 120 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Kendi ağırlığını merak ediyorsanız çok önemli bir detay olmasa da 16 kilogramlıkta bir ağırlığa sahip iri yarı bir koltuk. Ölçülerine de hemen anlatmak istiyorum. 138 santimetre yerden yüksekliği var şu baş kısmına kadar. Şöyle görüyorsunuz neredeyse kafamın tamamını kapatıyor. Ben çok uzun boylu bir insan değilim ama hani şöyle söyleyeyim 1.90'lık bir insan bile bunda çok rahat, konforlu şekilde oturur diye tahmin ediyorum. 48 santimden 56 santime kadar çıkabilen bir kademe ayarı var. Bu da uzun boylu bir insan için daha rahat etmesini sağlayacaktır. Oturma bölümünün en geniş kısmı ise yaklaşık 60 küsür santimetre civarlarında geniş olduğunu söyleyebilirim. Yani ben içerisinde bayağı koltukta oturuyormuş gibi oturuyorum. Yanlara kesinlikle değmiyor bacaklarım. Normal rahat oturuşumda bile. Hatta bağdaş grupta oturada biliyorum. Böyle bir avantajı da var koltuğun. Elbette daha kilolu insanlarda, uzun boylu insanlarda bu durum değişkenlik gösterecektir. Ama ya buna kolay kolay sığmayacak bir insan ben olacağını düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Rakiplerine de baktığımızda zaten pek çoğunda benzer ölçüler kullanılıyor. Sırt kısmı ise 93 cm uzunluğa sahip. Şu aşağıdan yukarıya kadar. Baş desteği var. Burada görüyorsunuz oldukça iyi. Bu konforlu hissettiriyor. Bel desteği de var. ayrıca üzerine görüyorsunuz. Klipsleriyle, tokalarla Kolayca takıp çıkartabiliyorsunuz. Boyun baş desteği de aynı şekilde ve her iki desteği de aşağı yukarı doğru ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Koltuğun kollarından da bahsetmek istiyorum. 3 eksende hareket ettirebiliyorsunuz. Aşağı yukarı hareket ettirmek istediğinizde yan taraflardaki butonlara parmaklarınızla basıp yukarı çekebilirsiniz. Bayağı da bir kademesi var. İstediğiniz yükseklikte ayarlamanız mümkün ve aşağı yukarı bayağı bir hareket ediyor. Sağa sola çapraz hareket ettirebiliyorsunuz içe doğru veya dışa doğru bunu yapmanız için gereken tek şey sert bir şekilde ellerinizle çevirmeniz. Ayrıca ileri geri de hareket ettirebiliyorsunuz. Şu şekilde ileri geri hareket ettirmek mümkün. Bu da artık hani ben ekstrem şekilde takılıyorum dediğinizde kullanabileceğiniz bir durum. Kolların böyle esnek ayarlanabilmesi hoşuma gitti. Öte yandan Üzerlerinde de yumuşak doku var. Konforlu. Gerçekten konforlu. Tabi uzun kullanımda nasıl bir performansa sahip olacak koltuk. Bununla alakalı ilerleyen dönemde deneyimlerimi sizlerle tekrardan paylaşırım. X-Prime Cool'un bir diğer önemli avantajı 180 derece yatabiliyor olması. Sağ tarafında bir kol var. Bunu aşağıya doğru ittiğinizde yaslanıp 180 derece yatabiliyorsunuz. Tabi benim alanım şu an kısıtlı olduğu için detay görüntülerde göreceksiniz onu. Doğrusunu söylemek gerekirse 180 derece baya bir fazla ama 130-150 derece civarlarında ne kadar sanıyorum kullandım ve gerçekten güzel oluyor. Ne zaman kullanabilirsiniz tabi? Yatıyorsunuz, ayaklarınızı masanın üzerine uzatıyorsunuz. Uzaktan bir şey izlemek isteyebilirsiniz. Telefonda oynamak isteyebilirsiniz. Elinize kolu alıp kolla devam etmek isteyebilirsiniz. Yani dinlenme modunda rahat takılın dediğinizde güzel bir özellik ve bence gerçekten olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yani 180 derece yatması çok önemli değil belki ama 150-130 derece civarlarında yatabiliyor olması en azından çok büyük bir avantajı olur alacağınız, tercih edeceğiniz koltuğun. Dolayısıyla bunda 180 derece zaten artık işin sonu yok. Yani daha <laughs> işin ötesi zaten yok. Koltuk bir de ileri geri yaylanabiliyor. Ayrıca yaslanma ayarını da kapatabiliyorsunuz. Yani bunu kitlemek mümkün. Hemen şu arkada bir kol var. Bunu buradan aşağı indiriyorum ve artık geriye yaslanmıyor. Tamamen kilitleniyor. İsterseniz sertliğini de değiştirebiliyorsunuz bu yaslanma ayarının. Alt tarafta yine tekerlek var. O tekerleği çevirerek daha sert şekilde yaslanmasını veya daha yumuşak yaslanmasını da ayarlayabilirsiniz. Yani tüm değişiklikler kullanıcının tercihlerine bırakılmış. Böyle bir fiyata sahip modelde de olması gerekenler bu elbette. Koltuğun yüksekliğini değiştirirken de hiç zorlanmıyorsunuz. Takır takır etmiyor. Bu da aslında kullanılan amortisörün yapısından kaynaklı. Class 4 olarak adlandırılan bir amortisör kullanılmış burada. Ben elbette bu işin uzmanı olmadığım için, yani mobilya sektöründen gelmediğimden dolayı pek hakim değilim o kadar ama araştırdığımda rakiplerine de baktığımda benzer komponentler kullanılmış. Yani burada kesinlikle uygun fiyatlı çözümlere kaçılmamış. Ayrıca burada mesela ileride amortisörün tekerleklerin vesaire farklı parçaların başına bir şey geldiğinde destek alabiliyorsunuz. Mesela internette tekerleklerini tek tek satıyorlar. Veya kendiniz üçüncü parti ürünler tercih etmek isterseniz de amortisörü farklı bir markadan almak istediğinizde X Prime'den ulaşamazsanız evrensel parçalar kullanıldığı için tamirat vesaire gerektiğinde bir yeri kırıldığında zorluk çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Tabi sadece oyuncu koltuğu değil tüm bilgisayar koltuklarında en önemlisi konfor. Hem çalışırken hem eğlenmek istediğimde, video izlemek istediğimde, oyun oynamak istediğimde hep bilgisayar başındayız. Dolayısıyla uzun süreler oturduğumuzda bile konforlu hissetmemiz gerekiyor. Aynı zamanda kullandığımız koltuğun bizim kullanım şeklimize bağlı uzun yıllar dayanabilmesi gerekiyor. Bunun içinde bu üründe 65 densite dökme sünger kullanılmış. Tabii bu da kafa karıştırabilir. Ben de daha önce bilmiyordum böyle bir sistemin olduğunu ama mesela bu 15'lerden başlayıp 65'lere kadar 5 5 ilerleyen bir yoğunluk hatta 65'in de üzeri vardır diye tahmin ediyorum. Ama 65 kesinlikle söylemeliyim ki yüksek yoğunluklu bir sünger anlamına geliyor ki zaten şöyle bastırdığınızda oturduğunuzda üzerine kesinlikle bir yerinde bir çökme, ezilme, işte kemiğime metali batıyor vesaire öyle bir şey söz konusu değil. Kumaş ile sünger arasında da bir potluk oluşmuyor. Bu da önemli bir detay. Ayrıca kumaş kısımların dikişleri de güzel yapılmış. Deri ile kumaş bağlantıları da iyi yapılmış. Mesela bu kısımlarda deri kullanılmış. Şu aşağıda kahverengi, üst tarafta mavi, yanlar kumaş, orta kısım kumaş. Bunların bağlantıları da iyi yapılmış ve baktığımda şöyle kesinlikle milimetrek bir kayma bile söz konusu değil. İşçilik bayağı başarılı ve şunu da düşündüm. Hani buralarda deri kısımlar var. Bunlar rahatsız eder mi acaba diye. Oralara benim vücudum değmiyor. <laughs> Öyle bir durum var. Yani koltuk bayağı bir büyük olduğu için oralar tasarımsal olarak bence güzel bir hava katarken işlevselliği kesinlikle bozmuyor. Özellikle yan kısımların aslında böyle yapılması daha iri insanlarda vücudu sararak daha konforlu hissettirecektir. Oturak kısmının yanları da aynı şekilde. Ayrıca tekrar kumaş koltuğunun avantajına gelirsek derilerde dökülmeyle karşılaşılırken bir senelik belki bir kullanımda bile en nihayetinde işte bunun üzerine ıslak oturulabiliyor. İşte duş alıp mesela oturan oyuncular var. Ben pek tercih etmesem de tişörtsüz oturan insanlar oluyor. Terden dolayı bu tuzla birleşince ekstra bir yıpranma oluşabiliyor. Bu yıpranma kumaşlarda çok daha az. Elbette derilerde kullanılan materyalden kaynaklı terlemeyi azalttığı da söyleniyor deri koltukların. Ama ne olursa olsun ben kesinlikle kumaş koltuklardaki bir deneyimi sunmayacaklarını düşünüyorum. En azından işte koltuk soğutma vesaire eklenmediği sürece. Koltuğun ayak kısmı ise siyah renk krom olarak geçiyor. Ve tekerlek kalitesi de gayet güzel. Özellikle sürüklemek istediğinizde bir takılma söz konusu değil. Burada özellikle kullanılan tekerleklerin uzun ömürlü olduğu, 160 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip olduğu web sitesinde paylaşılmış. E zaten bu koltuk 120 kilogram yani üst sebebi bir tekerlek kullanıldığı belirtiliyor marka tarafından. Benim deneyimlediğim kadarıyla da gayet yeterliler. Hiçbir, yani bir tekerlekten zaten ne beklersiniz bilmiyorum açıkçası. Yani benim beklentim de yoktu zaten öyle bir tekerleği şöyle olsun diye. Ve gerçekten güzel, konforlu. Üzerine tekerleklerin her birine bile logoları koymuşlar. Onlar da ayrı bir güzel olmuş açıkçası. Ayrıca tekerleklerle ilgili güzel bir detay daha var. Ben hiç düşünmezdim demiştim ama... Parkeleri de çizmediği belirtilmiş. Ben de parke yüzeyde kullanıyorum. Herhangi bir çizilme başıma gelmedi. Yüzeyleri pürüzsüz, düz yapılmış. Dolayısıyla bir problem olacağını sanmıyorum. Evet dostlar bu videoda sizlere X-Prime'ın kumaş oyuncu koltuğu Cool modelinden bahsettim. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Siz de oradan göz atabilirsiniz. Farklı modelleri de var elbette. Marka bayağı farklı çeşitte ürünler üretiyorlar. Kumaş koltuklarının da farklı modelleri var. Göz atabilirsiniz. Şöyle genel bir değerlendirme yapmak gerekirse videonun başında söylediğim gibi deri oyuncu koltuklarına karşı bir ön yargım var. Bunun en temel sebebi de deri olmaları, terleme konusunda problem yaratacaklarını düşünmem. En azından daha önce deneyimlediğim deri koltuklarda böyle bir problem vardı. Fakat bu koltuk kumaş olmasından kaynaklı ve kullanılan kumaşın kalitesinden, süngerinden kaynaklı Kesinlikle bir terleme ile karşılaşmadım. Uzun saatler oturduğunuzda da bir konforsuzlukla da karşılaşmadım açıkçası. Elbette çok daha iyileri bulabilir misiniz? Sadece oyuncu koltuğu değil, ofis koltukları tarafında ben bayağı bir araştırıyorum mesela. Çok inanılmaz ergonomik ürünler, üst seviye modeller var ama elbette bizim cebimizdeki para da bir yere kadar. Dolayısıyla X Prime burada güzel bir çözüm sunmuş. Fiyat ve performansa baktığımızda ben bir eksik bulamadım. Elbette uzun vadede nasıl bir deneyim sunacak bunu da deneyimleyip göreceğim ve belki farklı bir video daha çekerim bununla alakalı. Sorularınız olursa yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Tabii sorabilirsiniz böyle bir bütçe böyle bir koltuğa verilmeli mi diye size de kalmış ama uzun saatler bilgisayar başında oturuyorsanız Çalışıyorsanız, oyun oynuyorsanız, artık her ne yapıyorsanız alınması gereken öncelikle ekipmanlardan bir tanesi bence. Çünkü Evde salonda misafir koltuklarına oturulmayan misafir koltuklarına binlerce lira para ödeniyor. Ve onlar orada eskiyorlar. Belki ömrümüz boyunca birkaç saat belki işte toplasak 50-100 saat oturmuyoruzdur. Ama şu koltuklara haftada belki 100 saat oturuyoruz. Dolayısıyla bilgisayar koltuklarına verilen her kuruş bence hak edecek düzeyde. Elbette burada hak eden üründe tercih edebilmek çok önemli. X Prime Cool modelinden de memnun kaldım açıkçası. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek de bana destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.